Mesut Süre'yle Rabarba başlıyor. Hanımlar beyler, hello, özlemişsinizdir. Burası Rabarba, burası JoyTürk. Ben Deniz Mesut Süre. Perşembe akşamında canlı yayınla karşınızdayız. Dım 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 dım. Bu akşamki konuklarım ilk kez bir araya gelen iki hanımefendi. Yani bu akşam Rabarba'nın güzellik katsayısı bana rağmen yüksek. Yani ortalama 10 üzerinden puan verecek olsak 9-8-2. Acaba kime 9 verdim? Merve Polat, hoş geldin. Hoş bulduk şekerim. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyiyim ben de. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu sefer senin uğursuz olduğunu anlayıp evet, daha baştan dizi olayı kapanmış. Kapandı. Acaba yayını dinleyip sen mi acaba geçmişine mi baktılar? Yani biz burada o kadar konuştuk filan. Geçmişime bakılmış olabilir. Kara bir leke gibi. Beyaz bir sayfa açmak istiyorum artık hayatıma. Ve bir diğer konuğumuz da Yılmaz Sisters hesabının hanım kızlarından iki kardeş, biliyorsunuz. Daha önce beraber ağırlamıştık kendilerini Firuze varken. Onlardan Nur Sena olanı. Hoş geldin Nur Sena. Hoş Yılmaz. Hoş bulduk, merhaba. Ne haber? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Son yayına geldiğinde sadece aynen demiştin. Aynen, evet. Gülmüştüm bu kadar. Bu yayında daha fazlasını bekliyoruz. Ben de kendime inanıyorum, daha çok sesim çıkacak. Ama lütfen. Tamam. Mesela bugünün sorusu sevgili dinleyiciler, gerçekten güzel bir soru. Aklıma akar. Daha evvel sorduğumuz ama galiba JoyTürk'te hiç sormadık. Azalarak bitsin dediğin ne var şu hayatta? Az önce biz dışarıda kafe gibi bir yer var radyomuzda. Orada çay kahve içerken Merve dedi ki, Mesut dedi, şortun altına, ayakkabısının içine, ondan sonra... Hadi bakalım. Hayır hayır. Uzun çorap. Uzun çorap giyenler dedi bitsin. Bu mesela... Spor ayakkabının içine uzun güzel çorap. Güzel. Örnek bir cevap bu. Gayet tatlı. Teşekkürler. Nur Sena'ya döndüm. Dedi ki sıcaklar bitsin. Ama böyle olmaz. Sonra dedi ki trafik bitsin. Ya bu değil. Sivrisinekler var bir de. Ya ama bak. Kombo. Hem de kombo ya. Kombo. Ben böyle... de beklemiyordum. Tokatlandım. Yani böyle babaanne gibi cevaplar verilmez bizim sorularımıza. Tamam. Estağfurullah. Ama yani... Hep beraber burada saat 6'yı 10 geçe JoyTürk'ü işgal edip sıcaklar bitsin diye konuşmamalıyız. Yani daha fazlasını yapabiliriz gibime geliyor. Onu bünyeme sürmeli. Evet. Aynı anda konuştunuz. Evet. Ne dediniz acaba? Ben dedim ki bünyeme sürmeliye dedim. Havayı koklayan adama göndereceğiz. Sen ne dedin? Aynen bence dedi. Dedim tabii ki ve aynen dedim. En sevdiğim iki kelime bunlar. Allah kahretmesin sizi. Alışacak alışacak. Şimdi cevaplarınızı Instagram'dan yığın sevgili dinleyiciler. Sizden ricam, çünkü oradan okuyacağız. Bu anonsun sonuyla beraber. Ama çok güzel bir hikaye var önümde. Böyle bir sayfalık bir şey. Kızlar, siz de yaşadınız mı benzer bir şey diye sormak istiyorum. Hadi bakalım. Hoşuma gitti de bugün. Ebe Kulak diye bir kitaptan. Kimin yazdığını da zaten bitirdikten sonra söyleriz. Orada duruyor. Nasıl olsa eninde sonunda göz göze geleceğiz. Ama ilk hareket ondan gelmeli. Bekleyeceğim. Kahretsin. Yine çok güzel. Çok. Aklıma tüküreyim. Nasıl da terk ediştik Yasemin'le. Okulun kantinindeydik galiba. Sen dedi hamama gider kurnaya, düğüne gider zurnaya aşık olursun. Sen ne kızım, gönlümün kayası mısın gibisinden laflar geveledim. Köpek gibi geri dönersin ama dedi. O lafı demeseydi hemen ertesi gün dönerdim belki. Ne o ne ben dönmedik ve 3 yıl sular seller gibi geçip gitti. Olanca güzelliğiyle hala orada duruyor. Beni gördüğünü biliyorum. Yanına gidip merhaba desem çok büyük bir taviz sayılmaz. Yanındayım. İlk darbeyi şişmanlamışsın diyerek indirdim. Karşı saldırı anında geldi. Beni öldüren gülümseyişiyle senin de saçlar gidiyor galiba dedi. Arada boşluk kalmadan Gamze'ni ne yaptın diye sordum. Yanağında Gamze vardı, aldırttın galiba. Ya da fondötenlerin altında kalmış, gözükmüyor. Kıvılcımlar saçarak hayatımda suratıma fondöten sürmedim ben dedi. Güzel, sinirlendi. Yumuşatmalıyım. O zaman gül bakalım. Gamzen yerinde mi görelim? Hemencecik güldü. Yavru kedi gibi yutkundum. Niye kalbim kütüt atıyor ki? Bir gülüşle böyle olursam sonrası ne yapar beni? Sahilde yürüyelim mi? Banklara otururuz dedi. İşte zafer. Belli ki o yavru kediden Yasemin de yutmuş. Yürüyoruz. Saatine baktı. 2 saat sonra Özkan işten çıkar dedi. Özkan ha? Demek Özkan. Kasten ismini yanlış söyleyerek ne iş yapıyor bu Öztan dedim. Reklamcı diye yanıtladı. Ben tanıyor muyum bu
Özcan'ı. Durdu kızdı ama belli etmiyor. Tanımazsın. Özkan Boğaziçi'nden dedi. Demek Özkan Boğaziçi'nden. İyi. Aferin Özkan'a. Bravo yani. Eşol eşek Özkan. İbibik. Badem. Bakışlarımdan düşüncelerimi okumasın diye denizi seyrediyordum. Senin Mino ne yapıyor diye sordu. Mino ne demek be kızım? Benim taktiğimi kullanıyor. Ben ısrarla ipimde değil muamelesi çekerek herifin adını yanlış söyledim ya. O da benimkinin adını tarif ediyor. Mine yerine Mino. Pes. Bari Emine filan diyeydin. Yuh. Gitti Amerika'da dedim. Çay bahçesindeyiz. O da ne? Yasemin'le şarkımız çalıyor. Arap saçı. Ha ha hey. Şimdi bittin işte. Sen dayanamazsın bu şarkıya. Kim kime köpek gibi dönermiş göreceğiz. Öyle bir şarkının orası gelsin. Gönlüm söz dinlemiyor. Sevdiğimi ver diyor. Kim görse şu halimi bir daha sevme diyor. Peki bana ne oluyor? Şarkıyı dinlememek için içimden gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık marşını tekrar ediyorum. O da kafasını kaldırıp bir şeyler arıyormuş rolü kesiyor. Şarkı yüzünden iki tarafta da zayiat yok. Bravo direncine hayranım bu kızın. Gitmeliyim dedi. Git mi kal mı diyeceğim sanıyorsun. İyi dedim sen bilirsin. Git. Özkan bekliyordur. Yürü. Son bıçağı sapladım. Kilo vermeye çalış. Özton'a benden selam. Usulca kalkıp masadan uzaklaştı. Çok az kaldı. Ardından bakıyormuş gibi olmamak için masa örtüsündeki kırmızı kareleri saymaya karar verdim. 1, 5, 10. Allah'ım ebe kulak. Beykoz'da dolaşırken tam 4 yıl önce yerde bulup ona vermiştim. Kocaman bir sümüklü böcek kabuğu. Bizim köyde bunlara ebe kulak derler. Yağmurdan sonra çimenlerin üstünde bir sürü olur. Çocuklar avucunu alıp şarkı söyler. Al senin olsun beni hatırlarsın diye vermiştim. Şimdi o ebe kulak iki kırmızı karenin arasında öylece duruyor. Şarkı sırasında çantasını karıştırıyordu. O zaman koymuş olmalı. Silah olarak ebe kulak çekeceğini hesaba katmamıştım. İçimdeki yavru kedi debelendi. Diyememeklerle geçen ömrüme bir de Yasemin sözcüğü eklendi. 100 kırmızı kare, 1000 kırmızı kare. Nasıl? Ay, çok güzelmiş. Peki hiçbir şey depreşti mi içinizde? Hayır. Yani şu hayatı bomboş mu yaşadınız? Şu vakte kadar o beyaz sayfalara çizik attınız mı? Yoksa vay anasını dediniz mi? Ben sayfayı yakarım. Hiç çizik müzik atmam. Açıkçası bende de yok. Açıkçası yani, bende yok. Ben sana şöyle söyleyeyim. Gram bu duygusallaşmasın. Vallahi hiç duygusallaşmadım. Ben de öyleyim. Hatta dedim ki oh olsun köpeğe. Niye böyle olduk biz? Yani hayatı büyük ıskalamışız. Evet bence yani, de. Yani bir aşk mı gelmiş insanın aklına yani? Yani 27'de böyle düşünmemeliydim. Bence içim sızlamalıydı. Ya peki 36? Senin üstüne 9 sene daha yaşamışım Merve. İyi 36'yı görebildim şu anda. Bir şey değişmiyor güzel. Aynı. Aynı. Ebe kulak bebe. Yani tüküreyim ebe kulağına. Hiç ben de hiçbir şey bırakmadım. Bana ne? Sümüklü bacık demiyor. Ben de öyle. Ben de öyle. Allah Allah. Sen de nasıl? Dur sen. Yani ben de bıraktı. Valla? Evet. Kim? Bir, adı ne adı? Sevgili bir arkadaşımız. Eskilerden, çok eskilerden. Eski Kırım. İyi akşamlar herkese. Az olarak bitsin sıcaklar. Bir de trafik. İyi akşamlar Mesut Bey. Eski bir arkadaş. Eski bir arkadaş. Yani o son kısmı olmadı ama. Aklına geldi mi yani? Aklıma o sana ne vermişti? İlk baştaki o kısmı geldi. Hani ilk başta böyle resteşiyorlar ya. Ha. Gurur yapıyorlar. Tamam. O kısmı çok tanıdık geldi. Şişmanlamışsın. Yok işte. Gamze'ne ne yaptın? Evet. Hani ilk sen döneceksin, ilk ben döneceğim muhabbeti çok tanıdık. O da çok ayıp değil mi? Gamze'ne ne yaptın diye biri sana sorsa. Baya şey demek ya yani. Gülmeyi unutmuşsun. Şey, tombalak olmuşsun demek. Yok ya demek. Tombalak oldun yani. Koskoca yani vücuttaki, dolmuş. Yani vücuttaki Gamze dolmuş demek ne kadar ayıp ya. Evet. Merhaba Bıngıl ne yaptın? Böyle desen daha iyi. Gerçekten direkt Bıngıl'de. Ama bir şey söyleyeceğim. Peki eski sevgilinin karşısına taş gibi çıkmak diye bir şey var ya. Var. O güzel of, ama. Evet. O çok güzel kapak. Bir de şey kızlar var biliyor musun? Bir kilo verse müthiş olur. Bir mi? Ya hayır yani. Bir kilo verse yani bir kilo keşke. Değil lan. Mesut'cum seni dinledim 700 gram verdim. Öyle değil. Bir kiloyla hiç kimse güzelleşemez. İşte o yüzden şaşırdım sen. 54'tüm şimdi 53'üm. Bir de şimdi güzelim. Bak. Bakalım gözlerin hala görebiliyor. Dön bir terk ettiğine bak artık 53 kilo. Hayır. Yani böyle gerçekten azıcık böyle kilolu. Şimdi ben de kilo olduğum için rahat konuşuyorum. Hı. Azıcık kilolu böyle olması gerekenden azıcık fazla. Ama böyle yüzü falan peri melek gibi. Ha, melek gibi peri gibi. Hı. Onu böyle kendi gözünde filtreliyorsun.
Yani valla Adobe oluyorsun bir anda böyle, yani insan vücudu program oluyor. Minik minik photoshopluyorsun böyle sağdan sola. Kenarlarda. Böyle karşında baya böyle mis gibi. Mis. Ya potansiyeli, potansiyeli düşünerek mi bir ilişkiye başlıyorsun? Ayıp mis, ya. Miss World yani. Yani birçok insanın gözü Photoshop böyle filtreli çalışır. Aa, hiç şu anda öğrendim bunu. Var var. Benim gibi. Bence erkekte var, evet, o filtre. Ya benim gibi çok şekilci var hayat yolunda. Yani... Kameraya çorap geçirenler var diye. İnce görünsün diye. Ha, yaşa işte. Çoraplı hırsız gibi dolaşıyor. Şimdi mesela azıcık kilo alsanız ben yayına çorapla gelsem bayağı şükredersiniz. Kızlar ne yaptınız diye. Ben durup beç aldım, hayırdır. Gamzeler ne oldu? Ne yaptınız gamzeleri? Çok fenaymış. Bir arkadaşım şey demişti mesela, işte çok zayıfmış. Eski bir işte sevgilisiyle daha sonra karşılaşıyor, tamam mı? Sevgiliyken zayıf, sonradan kilo almış ama böyle işte kortizonlu ilaçlar falan kullanmış. Bayağı kilo almış, bir 20 kilo falan. Sonra çocukla böyle muhabbet etmişler, gayet de güzel gidiyor. Çocuğa bir anda şey demiş, sonuçta bendeki potansiyeli biliyorsun. Hadi be. Gerçekten ben var ya masaya yattım bunu duyunca. Nasıl dedim, gerçekten böyle mi? Evet diyor. Sonuçta potansiyeli biliyorsun. Son zamanlarda duyduğum en saçma hikaye Cihan anlattı. Annesi, normal. Annesi babası Cihan Talay. Annesi babası böyle bir sebepten azıcık kırgınlarmış. Babası da onları yemeğe çıkarmış. Ha. Ailece. Yemek yiyorlarmış. Hesap da bayağı yüksek gelmiş. Şimdi babası da hesaba itiraz edememiş. Şimdi hani kırgınlık var ya, daha hadi hanımefendiyle barışacak, özür dileme yemeği falan. Hı hı. Sonra hesabı ödemiş. Sonra garsonun gözüne bir şey demiş. Bunu unutmayacağım. Geri geleceğim. İşte garsonla pismiş. Bunu unutmayacağım ne ya. Allah kime ne kinleniyor yani. Hesap ya bu. Ay garsona ne hesap. Tabii bir daha var yani. Bunu unutmayacağım demiş, böyle gözü kısmış. Diyor ki ertesi gün gitmiş olabilir oraya, bilmiyoruz diyor. Azıcık geç geldi eve. 18-18 yayın saatimiz. Azalarak bitsin dediğin ne var? Bu akşamın sorusu sevgili dinleyiciler. Instagram'dan Mesut Süre hesabından cevaplarınızı yığınız. Bu arada yarın akşam Kadıköy'de saat 21.30'da sahnem olduğunu hatırlatayım. Bir sonraki anonsta oraya da çift kişilik davetiye vereceğiz. Benim mesela bir tane cevabım var Mesut'cum, azalarak bitsin. Buyurun. Şu hiç kilosu olmayıp da kilo aldım diyen kızlar bitsin. Evet. Gerçekten bitsin yani o kızlar. Evet. Değil mi? Hani bir şey de yok. Yani bir şey de yok da ben işte bu akşam yemeyeceğim falan, kilo aldım. Sen aldın acık ama. Ben acık aldım. Sen bir ayrılınca bir çöktüydün. O zaman. Sağ ol. Yani rica ederim, ne demek. O zaman madde manen hepten bir çöktün ya o dönem sen. Bir bitiktik. Dipteydin ya o zaman. Elektrik direğinin dibinde oturuyordun. Beşiktaş'ta çövelmiş. Orada mı buldun? Ha, tabii tabii. Ondan sonra konuk oldum. Altıncı şişeyi içiyordu. 5 lira var mı diyordu. Ben dedim gel senden konuk yaparız. Bize böyle bir kız lazım dedi. Bitiklerde. Hamama gittik diye böyle bir toparlandı. Saçlarımı falan kestirdi. Bitlenmişim. Bitli bitli çünkü yani ben de sonuçta Joytürk ulusal. Aa tabii. 31 ile yayın yapıyoruz. Bitli konuk alamam yani. Bunu açıklayamam. Ama bendeki potansiyeli görmüştü. Filtreyi geçirdi. Telefonla konuşan insanı devamlı dürtüp selam söyle, selam söyle, ne yapıyormuş gelsin arada diyen insanlar bitsin demiş. Çok doğru ya. Benim annem bunu çok yapıyor şu anda yani, dinliyorsa da kızacak bunu ama. Mesela telefonda konuşuyorsun. O da senin aracılığında onunla konuşuyor. Konuştuğun insanla konuşuyor. Yani telefondan ziyade sen de bir iletişim aracısın. Evet, 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 aynen. Sen telefon görevlisi görüyorsun. Bence sen yani orta jetonsun o saatten sonra. Öylesin yani. Aynen öyle. İp bağlanmış jetonsun. O da onunla konuşuyor, ne koymuş. Ama ben insanım burada anne, benim hür iradem var. Kendi istediğim cümleyi kurmak istiyorum. Yok. Allah, hiç öyle bir şey yok. Ne yapıyormuş? Çocuğa evlenmiş mi sor. Ara kendin konuş ya. Yok hayır, sen konuşuyorsan o ya şey yapacak. Aradan çıkaracak. Evet. 18.20 hadi gelelim birazdan sevgili dinleyiciler. Ayrılmayınız bir yerlere. Joytürk'te Rabarba başladı. Evet, şöyle küçük bir teknik bir hadiseyi hallettim. Birazdan buralardayız. Cevaplarınızı Instagram'dan bekliyoruz. Azalarak bitsin dediğin ne var? Az önceki cevap örnek cevap. Evet, kesinlikle. Tam olarak böyle yani. Bir de trafik. Bir de sıcaklar, sivrisinekler lütfen. Nur Sena ve cevaplar az sonra. Rabarba da olacak ha, teyzem benim. Mesut Süreyle Rabarba devam ediyor. Joytürk
Bugün bir karnaval radyosu olduğunu iki kere dinleyip emin olduktan sonra yayınımız devam ediyor. Hanımlar beyler, Rabarba'dayız. Mesut Süre, ben Merve Polat ve Nursena Yılmaz da karşınızdayız. Bu akşamın sorusu: azalarak bitsin dediğin ne var? Cehalet, ırkçılık gibi cevaplar gelmiş. Nur Sena'yı aratmıyorsunuz gerçekten. En azından bu hanım kızımız trafik, sıcaklar falan diyordu. Yani. Öteki taraf daha ciddi. Arkadaşlar, evet. Irkçılık tabii ki bitsin. Cehalet zaten hiç... Azalmadan bir anda tabii, bitsin. Ama bunu konuşuyor olabilir miyiz akşam akşam? Yani bir akşam şovunda cehalet üzerinden... Rica ederim, beni ne kadar konuşabilirsin? Beni delirtmeyin. Ondan sonra neden cevabımı sildi oluyor. 0212 368 62 40 telefon numaramız sevgili dinleyiciler. Telefonda alacağız bu anonsta. Çok güzel cevaplar gelmiş. 3-5 tane vizesiz Balkan ülkesi gezip kendini gezgin sanallar bitsin demiş. Ben bu. Vallahi ben. 3-5 var mı senin 3-5? 4. İyi. Var işte, tam ortası. Tam ortası. Alayı vizesiz. Alayı. Ya ne yapacaksın ya? Bulgaristan, Sırbistan. Ondan sonra cuma. Ne var başka? Ne var mı? Macaristan. Macaristan'a... Sistan derken ağzınca böyle yapıyorsun ya. Yani Yunanistan. Yani... Demek ki insanı güldüren şehirler bunlar. Şöyle söyleyeyim. Turla mesela bir ülkeden bir ülkeye hep 40 dakika. O kadar yakın. Hem az para, hem vize yok. İnsanı aynı, fakirliği aynı. Müthiş. Yabancılık çekmeden. Bana Karpatları Maradona'sı derler. Bunu bilin. Alo. Alo, merhaba. Hoş geldin yayınımıza. Azalarak bitsin dediğin ne var? Buyurunuz. 200 lira. Bozulunca çok hızlı gidiyor. Yaşa, bu da senden. Arkadaşlar, evet. Sorumuz tam anlaşılamadı galiba. Banka kredisi bitsin diyen var. Böyle değil yani, gerçekten biten şeyler değil. Bitmesini talep mecazi anlamda yani diyoruz değil mi? Az olarak bitsin. Bir litre soğuk kola, iyi akşamlar. Böyle olmaz. Yani böyle bir yere varamayız. Bak şöyle cevaplar işte. Gazete, dergi okurken yancılık yapmak bitsin demiş. Yandan okuyana izin verir misiniz? Bunu yapmayan yoktur ama. İster istemez gözün kayıyor yani yanındakine. Benim çok değişik bir şey geldi İstanbul'da başıma. Samimi söylüyorum. Bak, vapurdayım bir gün. Gazete okuyorum. Yanda da yani bir hanımefendi ama adam mı kadın mı o vakte kadar dikkat etmemişim yani. Böyle ısrarla okumaya çalışıyor bir şeyler. Ben de şeyimdir, öyle paylaşırım yani öyle zamanlarda. Ona doğru çevirdim. Sonra böyle giriştik, muhabbet ettik, çay içtik, dağıldık. Bundan 2 ay sonra metrodayım, gazete okuyorum. Yeminle size bak, aynı kadın yine gazete okumaya çalışıyor yanımda. Döndüm o. Dedim, bu senin mesleğin mi yani? Böyle bir dedim, gazete 1 lira. Beni delirtme, git alayım dedim, al şunu oku. Tasarruf. Yüzüne çarptım gazeteyi. Çıktım yani metroda. Ben bu tesadüfü çok büyüttüm gözümde. Ben çok da güzel bir kızdı. O zaman gazeteyle gez. Başlangıcı da çok güzel, dedim evleniriz biz artık filan. Telefonu filan isterim, zaten evli çocukluymuş. Abi benim hayalperestim. Hep bir romantik komedi tadında ya, ilerliyor ben bu yani, ilişkileri. Ben dedim oldu iş. Oldu dedim. Bu da dedi benim yavrum, bak tatlı mı dedi. Bu da benim dedi oğlum. En bakayım. Yakın arkadaşım evleniyor. Sonra dedi ki kocam da sizi her akşam dinliyor dedi. Oo, ne güzel. Ne güzel, sana güzel. Cehennemi yaşadım ben o metroda. İnmeyeceğim durakta, indim, erken indim. Sinirlerim bozuldu. Aç kapıyı aç demiş. Bir telefon daha. Bu telefonda da doğru düzgün cevap gelmezse kaldırırım bu akşam telefonu. Alo. Alo, iyi yayınlar abi. Hoş geldin. Azalarak bitsin dediğin ne var? Bu YouTube kanallarında, merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz başlayan videolar, onlar bir o açılış az olarak. Gerçekten bu açılış bitsin artık, değişik bir şeyle başlasınlar ya. Evet. Doğru. Aynen, kanalıma hoş geldiniz. Öpüyoruz, çok tatlısın. Her arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün babaannemi nasıl boğduğumu çektim size. Kendisi sürekli salondan hava sıkıldığı için arkadaşlarımla top oynayamıyoruz. Ona ceza ver. Top oynayamıyoruz. Şu an kendisi horul horul uyuyor. Sizce ne yapayım? Videoyu kardeşim çekiyor. Ben de minik minik boğuyorum. Like'larsanız, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olmayı unutmayın. Siz de kendi babaannenize yapın. Acaba bir sonraki bölüm kimi boğacağım? Merak ediyorsunuz. Bizim anlatan adamın oğulları öyle video çekmişler. Nasıl? Valla baya bunlar 6 yaşında 8 yaşında. Bundan 2 sene önce.
YouTube kanalı açmışlar. Aramış bir gün demiş ki babacığım YouTube kanalıma abone olmayı unutma demiş. Anadolu Hanım da telaşlanmış. Ne paylaştı lan bunlar diye. Şimdi o yaşta çocuk belli olmaz şimdi, anladın mı? E tabii canım. Var ya o pipisi, hani belli olmaz ne yapacak. Ne paylaşacağı da belli değil. Ondan sonra değil mi ama? Ama bu değişmiyor biliyorsun değil mi? Yani sonra ne paylaştınız demiş. Şimdi bunlar demiş ki arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size şimdi sessiz saklambaç oynamanın pif noktalarını anlatacağız. Tabii. Ondan sonra kardeşim demiş şimdi ebe. Kardeşi başlamış saymaya 1, 2, 3. Bu da saklanmış. Tamam mı? Ama böyle böyle birazcık görünür şekilde saklanıyor. Elinde de telefon var, kendini çekiyor. Ondan sonra kardeş 20'ye kadar sayıyor. Kardeş ondan sonra geliyor, bunu buluyor. Ondan sonra sessizce bu ebe oluyor. Diyor ki gördüğünüz gibi koşturmazsak gürültü çıkmaz. Annemiz babamız da bize kızmaz. Koşturmazsak, bulduk diye bağırmazsak. Oynayabiliriz. Sessizce sırayla ebe olursak saklanmacı evde sessizce oynarız. Bayıldım ya, çok seviyorum zaten bu çocukları. Çok saçma değil mi oğlum? Çok saçma. Allah Allah, bir de zekice yani. Çok, bence kaliteli bir mizah var. Keşke öyle kanallar daha çok olsun. Gerçekten İngiliz mizahı var. Kesinlikle kaliteli ya. Kaliteli mizah var. Kaliteli yani. Mizah yani. Yani demek ki ah bir çocuk olsaydım. Çocuk ya da, olsam sahneye çıkardım ha. Ya da biz anlatanların oğullarıyla takılalım. Neden? Olabilir. Bir gün beni gördüler bunlar. Metroda karşılaştık. İbo'ya böyle yapıyorlar. Bu kim? Vallahi öyle yaptık küçücük. Sinirlenmiştir. Ben böyle evet küçük bir sinirlendim. Ya. O da anlatıyor. Bu radyoda abi. Kim bu? Kim bu aşıpta beni delirtmeyin. Kim bu el ayağı ayrı oynayan? Tabii ben böyle İbo'cum diye koşunca yanına. Bakalım sizden gelen cevaplara sevgili dinleyiciler. Çocuğuna acayip isim vermek bitsin. Lart. Arslanbek. Arslanbek neymiş? İlk defa duydum. Var mı böyle isim? Arslanbek mi? Yok. Bir dizi karakteri mi acaba bu? Vikingler falan mı? Yok, muhtemelen eski Türk ismi falandır. O böyle bekler falan eski Türk isminde oluyor. Öyle mi? Evet, Arslanbek. Bayağı ama yani Danimarkalı. Çok ağır bir isim değil mi çocuk için? Ya? Taşımak lazım. 2 yaşındasın Arslanbek. Ya ben bir çocukla tanıştım. Borgay'dı adı. Of. Borga. Bir de böyle orta yaşlı amca dayı ismi de olmuyor çocuklara. Sahilde bir çocuk gördüm. Adı ne dedim çocuk? 2 yaşlı dünya tatlısı Rıza dediler. Çocuğu havaya attım. Rıza diye çocuk mu olur diye telaşla attım havaya. Dedim annesi değil misin? Tut. 35 yaşına geri getirin dedi. tabii. Çünkü Rıza 35 yaş yani. Olmaz yani hani 2 yaşında çocuğa. Bakalım sizden gelen cevaplara sevgili dinleyiciler. Instagram Mesut Süre hesabından azalarak bitsin dediğiniz ne var? Bu akşamın sorusu. Çünkü şurada cevabı sushi olarak tam okurken kafam karıştı. Şeyler. Sorusu. Sushi yemenin cool durması azalarak bitsin. Çiğ balık yiyorsun havan kime demiş. Yani. Cool mu hala kızlar? Mesela ilk buluşmamız flört halindeyiz. Dedim ki sushi mi yesek? Ne dersin? Yani yerim ama bence cool bir şey değil. Normal öyle artık eski cool'luğu kalmadı yani. Değil mi, kalmadı. Eski sushi'ler nerede? Cool nasıl mesela? Luna Park'a gidelim desem cool mu? O cool artık, evet. Öyle mi? Tabii. Aa. Daha böyle hipster şeyler falan. Ha. Farklı, şey desem, hadi desem Milli Park'ta ağacın altında oturak. Seni pikniğe falan götüreceğim dese bak çok güzel olur. Evet. Ben hazırlamış mi? Falan piknik sepetini. Ama böyle hani Fransız sepetleri var ya. Tabii öyle. Almış onlardan o kırmızı alkolsüz şarabını koymuş, tabii. Yerleştirmiş, peynirini almış. Değil mi? Tabii havalı. Gider misiniz? Gideriz, niye gitmeyiz? Gitmez miyiz abi? Gitmez miyiz? Çağıran oldu da. Bir de salınacak. Bir de bizi sallasa biz. Bence romantik komedi başlar. Yani şunu mu yapalım istiyorsunuz? Buluşma önerirken size piknik önerdim direkt. Hayır canım. Ha, tanıştın. Yani, ya seni bir yere götüreceğim bak, çok güzel. Detay vermiyorum. Peki, hiç sürpriz böyle. Tanıştığın evet. İnsanla tabii pikniğe gidersin. Yani bir tur tanışmamız şart değil mi? İlk buluşma tabii. Piknikte olmaz. Olur ama ilk önce tabii tanışmış olur, sonra buluşmayı ayarlarsın. İlk böyle buluşup hadi buluşmaya gidiyoruz gibi bir şey olmuyor ki hiçbir zaman. Hayır canım. İlk önce bir ortamda karşılaşıyorsun, işte tanışıyorsun falan, sonra o insanı tek tek de böyle çağırıyorsun ya buluşmaya. O zaman piknik olur. Niye olmasın? Ha doğru, ikinci görüşme oluyor. Çünkü yani kızı görüp de hadi pikniğe gidelim. Seni beğendim, hadi pikniğe gidelim. İyi akşamlar. Sizden partiden sıkıldınız. Hadi o zaman pikniğe. Madem öyle. Bak bir şey söyleyeceğim, bu da havalı. Partiden sıkıldın. Sizden partiden sıkıldınız. O zaman alırsın hemen alkolsüzü, koyarsın kolunun altına. Gelin sizi bir yere götüreceğim. Sahil kenarı olur, bir şey olur. Çalışır yani. Çalışır. Partiden çıkarıyorsun kızı. Tabii o da sıkılmış, kenarda oturuyor. Al
denk geldi, biraz sıkıldık. Götür, olur mu? Bence olur. Daha sessiz bir yere gidelim mi ya, konuşalım evet. falan. Siz daha az ayı değilsiniz. Sessiz neymiş? Sessiz bir yer demedim de ben. ben öyle. Nur Sena, Sote'ye var mısın? Daha Sote bir yer var. Bir kuytu var. Gelir misin benle? İstanbul'un kuytuları diye keşke Fatih Akın belgesel çeksin. Denizleriyle meşhur bir şehirdir, bilirsin İstanbul. İstanbul'un kuytuları. National Geographic'te. İlk buluşmada hangi kuytulara gidilir? Çok yakında. Ne işin hangi hisarın dibine? Allah Allah. Yes. Yedi tepe vardı, o tepelerin altı yok mu? Fatih Akın. Yedi tepenin altı. Tam yedi tane tepenin altında yedi ayrı kadın. Yalnız ben... bizle olmayacağı belli oldu ya. Yok, biz yok. Gerçekten siz, yani... biz kebapçı. Siz bayağı olmuş bir de yani bu top. Para girmeyelim. Azıcık bir kafalar gitmiş, unutmuşuz azıcık. Unuttuk vallahi. Biz unuttuk. Geçti bizden aslında. Torununa Facebook'uma profil resmi koy bakayım diyen dedeler bitsin demiş. Ama niye bitsin? Onlar ya? Bitmesin ya. Arkadaş, dede Facebook'a girecek. Bu internet sizin tek elinizde değil. Bence de. Baba ne girecek, bu olacak. Ama onlar da engelleniyor işte bizim tarafımızdan. Tamam. Anne, ama baba, dede. Ha. Bir tanecik torunu fotoğraflarına bakacağım, diyor ki görmeniz engellenmiş. Torununu engellemiş. Ana! Ne kadar sinirlenirsin ya. Yemin ediyorum, haçlık vermeye çağırır, eşek sudan gelinceye kadar döverim. Sen mi beni engelledin? Valla üzülmez misin sen? Ben kapıyı açmam mesela geri. Çalsın çalsın dursun. Ben de seni engelliyorum. Böyle bir bayram reklam filmi çekelim. Geliyorlar da, hani hep beklerler ya. Hmm. Geliyorlar ama açmıyor kapıyı. Baba ne ne ne, her Facebook'tan engellemişler. Engellemişler ve onlara sinirlenmişler. Kurban bayramımız mübarek olsun diye bitiyor. Bak bayram da geliyor, vallahi çalarlar bu fikri. Fena fikir değil. Hep çünkü anneler dedeleri üzülü üzülü içimiz kan ağladı yani sürekli. Ya. Sonra bir tane çikolatayla sanki mutlu olacağız. Mutlu oluyorlar. Rica ederim ya. Ne olsam kapıda beklesinler, çalsınlar, Facebook'a girerim falan. Duymamış. Değil mi? Tabii tabii nene. Valla çok güzel reklam. Son bir telefon, sonra araya gireceğiz. Alo. Alo. İyi akşamlar hocam. Azalarak bitsin dediğin ne var? Buyurun. Okey oynarken ben çay içip yanda kola içen yancılar bitsin. Yancılar bitsin, öpüyoruz. Genel olarak yancılar bitsin, evet, o zaman. Evet, yancıya böyle bir şeyiniz var. Ama yancının da hayatı bir eğlencelidir, keyiflidir. Yancı dediğin insanı o kadar da yani. Hafife alma. Yancı dediğin insanı koynunuza almayın. Saçma sapan kamu spotu. Yancılarla uyunmaz. Asla. Yancıdan dost olmaz. Yancıyı anlattığını kim bilir kimler anlatıyor. Bakalım sevgili dinleyiciler. Restoranda siz istemeden açılır su şişeleri. Azalmasın, direkt bitsin. Garsonların hesabı şişirme çabalarına hayır. Ama bu restoran... da bir kamu spotu gibi olmuş. Ama restorana gittiğin zaman da suyu dert eden insanlar da azıcık bitsin. Yani, bence de yani, ya bitsin. Bu sudan bana kitlerler mi diye, yani bu su yani, anladın mı? O kadar da azıcık kitlesinler yani, o kadar olur. Anladın mı? Dışarıdayız. Bir de yani onu hani belli başlı yerlerde yapıyorlar ya zaten, şıklık olsun diye. Yoksa kimse açmıyor sana suyunu falan. Sadece masaya getirip koyuyor. Daha tabii. Böyle hani bir tık yukarıda dediğimiz. Açması da güzel ayrıca. Evet, İnsanı kibar. İyi hissettirir evet. Yani. İşte o hani nezaket unsuru ya bir yerde. Bence tabii. Yapasın. Siz mesela... İlk buluşmamız, yine gittik bir yere Merve Hanım. İkimiz. Evet, biz. Flörtleşeceğiz. Ve ben diyorum ki suyu açma. ısrarla diyorum ki su içilmeyecek. Yutkun. Gözüne baka baka açarım. Şişeyi de kafama dikerim. İyice benden işte, soğusun diye. Gerçekten böyle yapmalısın. Değil ya. Mi? Kesinlikle. Sudan korkan adama müstahak bu. Kuduz o çünkü. Ben sana söyleyeyim. Ama rica ederim. Niye ama şimdi? Mesut'cum yani ben de o. Dinleyicimize durduk yere kuduz dedik. Yok yok, şahsayı algılamayın. Beyefendi, sizi kim ısırdı? Bir fotoğrafımı çeker misiniz diyenler azalarak bitsin. Selfie var artık, yormayın bizi demiş bir dinleyicimiz. Yok, bence azalarak bitsin. Başkasının fotoğraf çekme ya da başkasının fotoğrafını çekme güzel bir hissiyattır. Bence de yani. İnsana şey hissettirir. Demek ki beni presentable görmüşler. Güvenilir görmüşler. Fotoğraf çekebilecek kadar beni yetili görmüşler ve bana emanet rica edeceğim. Ediyorlar. Evet, veriyorlar makinelerinde. Ben de öyle bir hisset oluyor. Ama biz bir kere bak, şimdi aklıma bir şey geldi. Amerika'da özgürlük anıtına gittik. Şaka de bu, rahatlayalım. Bir şey olmadı de Kütahya diye değiştir, hepimiz hayır, rahatlayalım. Hayır, böyle bir şey oldu. Tamam. Ve bir tane çok güvendiğimiz, işte aynı telefonumuzu emanet edebileceğimiz bir hanımefendi gördük. Telefonu verdik. Özgürlük anıtıyla bizi çeker misin dedik. Kadın 15-20 farklı açıdan çekmiş ve özgürlük anıtının sadece ayakları gözüküyor. Beraber çekmiş ama. Sadece ama hiç belli olmuyor. Sadece biz varız yani. Ha,
ama arkada özgür kanıtı yok. Düşünmemiştir yani. Bir içinden şey demiştir yani. Kim bu demiştir. Özgürlük kanıtında çekmeyin. Acaba hangi herhalde köyden geldiler bunun özgürlük kanıtının önünde? Çünkü oradakine Kadıköy'deki boğa gibi ya. Doğru. Herhalde değildir demiştir herhalde. Yani bu kadar da. Yok canım. Özgürlük kanıtını beraber istememişler. Birkaç tane ayağı çıktı ama inşallah bozulmazlar diye de düşünmüştür o. Büyük ihtimalle öyle. Evet evet. Kadın orada uygarlık yapmış, bu da arkasından konuşuyoruz. Hadi gelelim birazdan. Ayrılmayınız. Rabarba devam ediyor sevgili dinleyiciler. JoyTürk'te azalarak bitsin dediğin ne var? Instagram'dan Mesut Süre hesabından cevaplarınızı yığınız. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Dım 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 dım. 18.51 itibariyle Huawei'in sunduğu Rabarba'da şimdi sevgili dinleyiciler geçkin kontrolü yapıyoruz. Bakalım dinleyicilerimizin yüzde kaçı geçkinmiş? Kızlar, hazır mıyız? Hazırız. Mırıldanmaya. Evet. Evet. Sözler aklınızda mı? İnşallah. Gir içeri. Kırdı. Evet. Tamam. Son. 2, 3, 4. Gir içeri kır dizini. Dön önüne. Kısıdık ha. Annen diyor, baban diyor, dayak. Dayak yersin. Kısıdık ha. Hanımlar beyler, Sıdıka'nın dizi müziğini hatırlayanlar şu anda Instagram Mesut Süre hesabını hatırlıyorum yazsın. Hatırlamayanlar hatırlamıyorum yazsın. Ama bilin ki hatırlayanların bir gözü toprağa bakıyordu. unutanlar asla diye bir şey geçeceksin zannettim. Beni beğenen beni beğenmez. Öyle değil benim beğendiğimse o ne ya? Benim beğendiğim beni beğenmez. Beni beğeneni ben beğenmem. Bu şarkı sözü abi. Sen fazladan ben dedin ama arada. Hayır. Bu şarkı sözü. Benimki de müthiş anlamsız oldu. Beni beğenen beni beğenmez. Kafası mı karışık? Kafası karışık. Hanımlar beyler, Sıdıka'nın dizi müziğini hatırlayan var mı? Instagram Mesut Süre hesabından ilk 20 cevabı kontrol edeceğiz. Dinleyicilerimizin yüzde kaçı geçin, yüzde kaçı genç? Ona bakmak istiyoruz şu an itibariyle. 20'de 20 diyorum. Yok. Evet. Yok, mümkün değil. Mümkün değil 20'de 20. Vallahi değil. Hatırlıyorum. Gelen cevapları söyleyeyim. İlk 20 cevap. Hatırlıyorum. Artı bir. Hatırlıyorum. Şu anda 8-0. Yani 8 tane hatırlıyorum geldi şu anda sevgili dinleyiciler. İlk 20 cevabı kontrol edeceğiz. Instagram'da Mesut Süre hesabından yazınız. Bakalım. 20'yi geçtik şu an itibariyle, öyle gözüküyor. Hah, o ne abi ya, hatırlamıyorum. İşte bu. O kaçıncı cevap? 20'den sonra kesin, Aykut eminim. Ay dur. O cevabın Niki. Aykut Cebeci 1997. Ne bir zahmet. Tabii ki hatırlayamaz o yani. O bayağı 97 diyor. 97'de dizi vardı işte. Program evet. Başında sevgili dinleyiciler, Atilla Atalay'dan Eve Kulak kitabından bir hikaye okumuştum ben. Evet. Atilla Atalay olduğunu da söylemeyi unuttuk. Kendisi Sıdıka'nın yazarı. Aynı zamanda 2015'te de aramızdan ayrılmış bir büyük üstadımız. Yok, ayrılmış galiba. Öyle mi? Öyle mi kız? Yani biraz araştırınca. Ya, Merve sen demedin bana anons arasında az önce. Dedim ama sonradan dedim ya, olmamış diye. Ama onu ben duymadım. Şu an ama beni soktun. Ama Wikipedia kapalı ya. Wikipedia kapalı olduğu için biz de radyocular ne yapalım şimdi biz? Wikipedia 2015'te kaldı. evet. Ya Ekşi'de birisi öyle yazmış ama. Tamam ama yani şu an senin beni soktuğun şu durum. Çıkaracağım yıllık... seni. Şu saatten sonra beni kimse çıkaramaz buradan. Kendisi iyiyse bize ulaşsın bence. Ya şu saatten katlanarak batıyorum şu anda. Yani bir şey söyleme, bence hayatımızda çok güzel bir renk. Şu anda kör kuyularda merdivensiz kaldım. İki konu olur. Yazıklar olsun size. Hayır ben söyledim, sen duymamışsın. Öyle mi? Evet söyledim. Beni dinlemediğini anladım ben de buradan. İkimizi de karşına aldın. Hadi bakalım. Hem Atilla Atalay hem ben. Bilmiyorum, sana güvenebileceğini düşünüyorum. Sen bir yazar mısın? Gerçekten merak ediyorum. Çünkü ben sonradan baktım, bloğu falan ay, da var. Bir tane yavrum da demiş ki Sıdıka o kadar da eski değil. Daha eski neler var demek ki. 20 yıllık dizi ya. Neresi eski değil? Bu da annem işte. 20 yani. Yılı var mı ya? Geçkin değilim diye kendine minik minik. Yani kim geçkin Müstey? Sonuçta yani. Azalarak bitsin dediğin ne var? Bu akşamın sorusu sevgili dinleyiciler. Sizden gelen cevaplara şöyle bir bakalım. Ben küçükken sarışındım.
Güneşte saçlarım sarı oluyor. Muhabbetleri bitsin demiş. Sen saçların açılmış. Güneşte mi kaldın? Güneşte saçlarım sarı oluyor. Öyle mi? Şey vardı. Renk değiştiren tişört vardı, hatırlar mısınız? Evet. Yüzük vardı renk değiştiren. Yüzük de vardı. Evet. Duygu durumuna göre falan. Evet. Hadi be. Moduna evet. göre. Böyle gerginken başka renk mi? Mavi oluyordu gerginken. Aa, evet. Şeyken aşkla dolusu. Kıpkırmızı. Öyle mi? Yanıyor. Yeni öpüştü. Yanıyor mu? Böyle derden. Yeni öpüştün çatlayıp düşüyor. Yeni öpüştün çatışıdı. Ay bir nazar var üstümde. Allah Allah. Hakikaten kırmızı mı oluyordu? Evet. Evet. Ha, peki başka hangi renklere dönüşüyordu? Hastaysan sarı olur. Ne bileyim, saçma. Çok tatlıymış. Hastaysan sarı mı oluyor? Öksürdün mü bir yavru ağzı? Açık böyle halsizim, sapsarı yüzüm var. Ne kadar üzücü ya. Bu kadar da yüzüme yüzüme yeni uyanmışım. Sen sarılık mı oldun? Nasıl bunu diye bakıyorum, sapsarı. Ben bugün işe gitmeyeyim, sarıyım. Patrona selfie. Bak yüzüye bak. Yüzüğüm sarı. Yalan mı söylüyorum? Ama tebeşir yemiş. Hadi gelelim birazdan. 18.57 yayın saatimiz sevgili dinleyiciler. Bu arada yarın akşam 21.30'da Cuma günü Kadıköy'de Bahane Kültür'de sahnem var. Henüz gelmedim diyen dinleyicilerimiz şu anda Instagram'dan Mesut Süre hesabına gelmedim yazsınlar. Bir kişiye çift kişilik davetiye verelim. Öbür anonsta da açıklayalım. Az sonra buralardayız. Nur Sena Yılmaz, Merve Polat, Mesut Süre kadrosuyla ilk saati devirdik. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Dım 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 dım. 19.04 yayın saatimiz sevgili dinleyiciler. Bendeniz Mesut Süre, Merve Polat, Nur Sena Yılmaz bu akşamki konuklarım. Nur Sena aynı zamanda sevgili Merve bir patron, dükkan işletiyor. Öyleymiş. Franchise'ı evet. var. Karşıda bir plazanın altında. Bir şey soracağım. Dışarıdan yiyecek içecek getiriliyor mu dükkana? Getirilmiyor ama getirenler oluyor. Oluyor. Ne yapıyorsunuz? Diyelim gerekli ben mesela. Şey yapıyoruz. Oturuyorsunuz mesela normal kahve satıyorsunuz. Yiyecekleriniz de var. Evet. Aldım böyle bir şeyle külahta çekirdek. Ondan sonra gazozumu da almışım dışarıdan. Dedim ki oturabilir miyim? Oturamazsın. Öyle mi? Tabii ki. Kahve aldım dışarıdan. Oturdum içiyorum. Yani ne şimdi oluyor? Her gün gelen müşteri olduğu için tamam. dışarıdan kahve alanlar oluyor. Öyle onlara, mi? Tabii oluyor. Onlara eskiden gider misiniz diyorduk. Sonra baktık biraz kaba oluyor. Biz de onları kendi bardaklarımızın içine döküyoruz kahvelerini. Ha öyle yapıyorlar. Evet evet. Ha ne güzel. Para evet. alıyorsunuz. Hayır almıyoruz. Ha. Çünkü hani her gün adam aynı şeyi içmek istemiyor olabilir. Hani onun anlayışla karşılıyoruz. Oturmasın ama orada. Senin dükkanın o. Ne yapalım, oturuyor artık. Git de diyemiyorsun yani. Baştan mesela kapıdan da gelmedi. Bodyguard koyayım bir tane. Geleyim mi? Sen gelsene gerçekten. Zaten ya. Zaten öyle düşte bitmiyor mu yani? Evet, ben her sabah gelirim. Evet, çok mantıklı. Her sabah gelirim, kapıda dururum. Mis. Böyle dışarıdan yiyecek içecek. Siz peki ailenizle, biz çok severiz öyle yani. Neyi? Dışarıdan hani orada satılmayan bir şeyi orada yemek çok güzel bir hissiyattır o. Orada satılmayan bir şeyi orada yemek mi? Yani oturuyorsun bir mekanda, orada satılmıyor. Aha. Ama sen getirmişsin dışarıdan. Ne bileyim, gazete seriyorum senin mesela. Ama öyle yerler var zaten, oraları tercih etsen yemeyim. Çay bahçesi falan olabilir mesela böyle örnek. Dükkanın gelmişim, gazetemi sermişim. Pidelerim içinde sıcacık. Kokuyor bir de, kıyma kokutmuşum kahveciyi. Bana bir yumurta getir demişim. Yani ama parasını da ödüyorum. Diyorum ki ben burayı işgal ettim, çok tatlısınız. Şu 100 lirayı da alın, ben kaçtım. Mesela 100 lira bıraksam. 100 dedin, şimdi bak biraz durumlar değişti. Öyle mi? Tabii 100 versen oturursun. İstediğim kadar. Evet. Mesela pide, dükkan senin. Kıymalı pide de yiyebiliyor muyum? Ye tabii ye. 100 lira, 100 lira veriyorsan yiyebilirsin. Bu gördün mü bak, hiç prensipleri i̇şte yok para, aslında. Para yani her 100, kapının anahtarıdır diye boşa demiyorlar. 100 lira patronlarını satın aldım şu anda dükkanı. Evet maalesef. 100'e yani. 200 versen ne olacak gibi bir korkunuz. Öyle. Biz bir akşam kalacak yeriniz var mı? 200 lira bıraktınız. Biz size kasanın altında yer yatağı yaptık. Kimseye göstermeden. Bir bakın isterseniz. Rahat eder misiniz burada? Bence öyle yani. Kızlar bak, bu yer yatağı deyince en sevdiğim görüntülerden biri, filmlerde filan da zaman zaman kullanılır ve çok hoşuma gider. Böyle akraba olarak yan yana yatan kadınlar ve sabaha kadar dedikodu. Evet biz çok yaparız hala. Akraba ya da iyi arkadaş. Böyle 3-4 kız, en az 3 olacak ama. Hı hı. O kızların sayısı. Tavana bakacaksınız. Herkes sırt üstü yatıyor. Hı hı. Sürekli de böyle bir havada da Erkan, Edis, Yılmaz böyle de isimler dolanıyor. Yani herkesin de bir manitası var. Dolanıyor o isimler.
Nasıl? Çok güzel. Benim hiç uzak olmadığım bence orası için. Dünya ne mutlu yeri. Evet, yani evet. Sonsuzluğu bulmuşsunuz. Ben mesela sessizce yatmak için nelerimi vermezdim orada yanınızda. Gerçekten fark ama. Edilmeyecek gibi değilsin ama. Yani köşede böyle uyumuşum gibi yapıp sizi dinlemek için her şeyimi verdim. Her sen şeyimi. Evin annesi misin? Anneler öyle yapar köşede uyuyor gibi yapıp böyle. Ne konuşuyor bizim kızlar diye. Hiç. Ben yani kendi kızlarım olursa Allah muhafaza. Geçen yatacak köşede. Dinleyeceğim vallahi. Ben çok merak ediyorum yani. Bu kızlar ne konuşuyorlar o yataklarda? Ya sıkılırsın ki erkek olarak. Bir süre sonra sıkılırsın yani. Ya sıkılırsam uyurum. Allah Allah, yeter ki birazcık dinleyeyim. Aklım sıkıldı, uyurum yani, nedir? Hanımlar beyler, azalarak bitsin dediğiniz ne var? Bu akşamın sorusu Instagram'dan Mesut Süre hesabından cevaplarınızı da yiyoruz. Senin şimdi sana yakın bir kardeşin de var. Yaşa evet. Büyük mü senden o? Bir yaş büyük. Bir yaş ha, tamam. Evet. Siz ikiniz dedikodu yapıyorsunuz mu? Birbirinizin her şeyini biliyor musunuz? Ya evet, hani biz de ona şaşırıyoruz. Her gün her saat beraberiz ve hala konuşacak bir şeyler bulabiliyoruz diye bazen kendimizi tebrik ediyoruz. O biraz mecburiyetten olabilir. Yani hayat böyle artık, ne yapalım gibi bir... Evet. Beraber yemeğe çıkıyoruz. Hala beraber vakit geçiriyoruz yani. Manyak mısınız? Vallahi manyağız galiba. Niye beraber yemeğe çıkıyoruz? Bilmiyorum yani, 7-24 beraberiz. Azıcık aynı başta, ev, aynı iş. Bak ben sizi ne güzel ayırdım. Bu bir evet. Başlangıç olsun. Biraz kendimi yalnız hissediyorum şu anda. Bir şey söyleyeceğim. Bu bir başlangıç olsun yani. Ben aslında sizin yani yayın bayın her türlü geçer. Ben sizin hayatınızı kurtarmak için buradayım. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim yani. Kardeşinin azıcık aranı boz. Tamam ama buradan onun yanına gideceğim şimdi. Ya yine mi ya? Ne yapacaksınız? Oturacağız, sohbet ya muhabbet. Bu ne ya? Yazıklar olsun. Ya kardeş kardeşi ne konuşur oğlum 7-24? Konuşursun. Ya konuşursun ya. Bak az önce sonsuzluğu bulduğunuzdan bahsetmiştim ya. Evet. Nursana ve Ayşenur da cehennemi bulmuşlar. Yani cennette, çıkamıyoruz orada. Cehennemde bu dünyada. Çık işte. Yani gerçekten çıkamıyorum bu dünyada içinden. Yani. Bu neymiş ya? Bir kardeş var ve ne yapacağız? Sohbet. Sabah konuşma muhabbet. Çay içeriz. Öğleden sonra diyalog. Böyle kelimeleri değiştiriyor. Yaptıkları sadece konuşmak. Gerçekten öyle ama ya. Ama ne kadar üzücü. Sana birinin ayna tutması lazım yani. Evet. Bir sürü insan var, bir sürü ortam. İşte arkadaş diye dinlemiyoruz o yüzden. O fark ediyorum. Hep ikimiz konuşuyoruz sadece, yani. Arkadaş grubunda da gördüm. Başkasıyla konuşmuyorlar da evet. Bunlar. Cevap vermiyorlar. Biz biraz bunları yanımıza çekelim. Evet, ayrı ayrı çekelim tabii, böyle. Tabii tabii. İşte sen Nursena'yı al, ben ablayı alayım. Vallahi billahi. Tabii. Ondan sonra sırt sizi yatalım. Dedikodu. Tamam, ara bakalım. Öyle oldu, böyle oldu. Tabii, şöyle böyle. Latifler, emeller, havada uçuşsun. Bengüler. Olmaz mı? Olur olur mis. Hanımlar beyler, azalarak bitsin dediğiniz ne var? Sizden gelen cevaplar Instagram'da birikmiş durumda. Bakalım neler neler yazmışsınız. Uçlarından biraz dediğin halde dört parmak kesen kuaförler bitsin demiş. Var mıdır böyle evet. İş bilmeyen kuaför? Var. Denk geldiğiniz. Ne yapıyor mesela? Kesiyor. Fazla da kesiyor yani. Evet. Yani ben saç konusunda çok şey bir insan değilimdir böyle. İşte ucundan alacağım da yok şu kadar da. Ben direkt işte kestirim, onlar kesmez hatta. Ama çok arkadaşımı gördüm böyle ağlayarak çıkan. İşte saçları beline kadar falan. İki parmak istemiş, almış adam bir karış. Bunun kırığı çok diye. Kuaförde ağlayarak çıkmak diye bir şey var mı? Var. Var gerçekten. Öyle var. Mi? Çok tabii var ki. Evet. Üngür üngür. Kadınların %50'si çok sinir bozucu bir şey ama yani. Ciddi misin? Evet bak %50 veriyorum sana oran. Hanımlar bağlansanıza telefonla. Rabarba dinleyen hanımefendilere sesleniyorum. Kadınlar 0212 368 62 40 telefon numaramız. 40 mu ya bizim telefon numaramız? Galiba 40. 40 mı 20 mi? 40. Hiç aklım gitti valla. Bir bakın 40'a bakın, sonra 20'ye bakın. Çalmıyorsa 20'ye bakın. Sonuna bir bakın da ona göre şey yapın. Daha önce kuaförde ağlamış hanımefendiler arasını istiyorum. Gerçekten böyle bir şey, böyle bir dünya var mı yani? Var. Var. Yani ben zannetmiyorum. Bence ikiniz şu anda kavuklu var bir şekilde. Var ya. Vallahi var. Zannetmiyorum yani. Ağlamak ne oğlum? Var. Bir Allah. Çıkıyor saçı istediği renk değil, ağlıyor. Yapıştırmış böyle kuzu gibi yapmış onları o kuaför. İstanbul'a ilk geldim, radyoculuğa başladım. 1 lira param yok. Bir tane dinleyici dedi ki ben erkek kuaförüyüm, gelin dedi sizin saçlarınızı bedava keselim. Bedava diye bindim otobüse gittim. Ondan sonra teyze gibi o kadar kötü kesti ki böyle şey vardı ya Sezen Aksu'nun ve Şinan Aykal gibi bir burada bir burada, bildiniz mi? Öyle öyleyim ben. 2 metre, bir saçım uzun bir saçım kısa. Alo. 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 Efendim merhabalar. Kuaförde ağlamak diye bir şey var mı gerçekten? Var, gerçekten var. Siz ağladınız mı hiç? Ağladım. Ne oldu mesela? Ne istediniz de ne yaptı adam da ağladınız? Ya benim işte o zaman tabii çok küçüktüm. Böyle bir termo modası vardı. Termo yaptırmıştım. Tamam. Ama
saçlarım da belime kadardı. Tamam. Perma yapıldıktan sonra saçımın yandığını fark ettim. Oh. Ve başka bir kuaföre gittim. O da böyle saçımı tuttu, arkasından hiçbir şey olmaz dedi. Kökten makası vurdu, böyle önüme saçı attı. Oğlum bu kötü bir kabus mu? Cehennem. Gerçekten cehennem. Ya, numara oldu saçta. 3 ya da 4 numara. Ya. Öyle, oh. O kadar kısa kesti ki saçımı. Ondan sonrasında hep uzatmaya çalıştım. Bir 5 yıl falan sürdü onu uzatabilmem. Bir de uzamıyor o saç. Hiç uzamaz yani. Yine ağlıyorsun. Yani uzayacak. O soldan fırlıyorsa çorap bile koydum çok ama hani şey olsun düzelsin saçlar. Yani o hani ince çorap olayı. Ya bir kabustu o ya. 3 yıl kabustu. Aman efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederiz bağlandığınız için. Gördün mü? Alo. Alo. Hey hey. Alo. Bir tane daha alalım. Alo. Alo. Merhabalar. Var mı kuaförde ağlamak diye bir şey? Maalesef var. Ama bir kere yaşayınca bir daha yaşamıyorsun. siz ne oldu da ağladınız? Bir kere ders alınca bir onunla yaptırmaya çalıştım. Alt tarafı 2-3 tane sarı atılacaktı arasına. Hani kötü benzetmek gibi olmasın ama Yıldız Tepe'nin bir klibi vardı, bir resmi vardı. O tarzda bir saçlarla çıktıktan sonra... Yani doğal olarak ağladım ama o günden beri sonra bıraktım. Doğal her şeyde daha iyiydi diye. Bugün sadece Yıldız Silbe dinliyorum. O gün bugün kendimi geliştirdim. Öptük. Ben bayılırım ya Yıldız Silbe. Ben bayılırım. Tabii. Burada evet. Da yani hani şey yapmasın, teşbihde hata almasın. Bir de müthiş Twitter var. Evet. Değişik yani çok değişik efsane. Yazıyor. İnanılmaz yani. Uzaylılar da diyor ki dünyada hayat var yazmış. Sanıyor ki. Hayranım ya. Uzaylılar da sanıyor ki dünyada hayat var. Bir kere de şey yazmıştı. Hepinizden nefret ediyorum ama tek başıma canım sıkılıyor. İşte bu yani. Çok komik bir kadın bence. Müthiş. Müthiş. O zaten o şarkı sözleri çıkmaz yani. Yok, nevi şahsına münhasır dediğimiz tipten. Tabii tabii. Son bir telefon alıp araya gireceğiz. Alo. Alo. Efendim merhabalar. Ağladınız mı hiç kuaförde? Merhabalar. Ağladım evet. Geçen sene başında benim de başıma geldi. Ne oldu da ağladınız? Kuaföre gittim. Dedim ki önlerine biraz kat istiyorum ama önlerine çok az. Aa yapacağım şöyle yapacağım böyle yapacağım. Övdü kendini. Yani kuaförden çıkarken 1985 model almış bu bağ. Takip ettim. Gerçekten bir aslan başı. Mesut Bey dikiniliyim. Dinleyin. Havuza girip girip bir çıkıyorum. Bir aslan başı. Yani biri hülyen şart bir aslan başı. Aslan başı. Gerçekten aslan başıydı gerçekten. Bence onun adı kapı zili. Gerçekten aslan başı. Ve bana yurt dışında çalışıyorum. Şuradan geldim. Meğer hani Batı'da çalışıyormuş. Yani. İran'da çalışıyormuş. Hani tamam yurt dışı işte. Zaten o. Teşekkür ederiz efendim yapıyoruz. Ama yani bak İran güvenilir mi bir düşünün. Ama işte yurt dışında. Ama ne bilsin kızcağız. Bizim Vedat Özdemiroğlu'nun vaktiyle seneler önce beraber çıkarken Taksim'de stand-up yaparken yani ayrı günlerde aynı mekanda öyle hikayesi vardı. Arkadaşım Avrupa'dan geldi diye bir laf var ya Türk sineması. Oğlum diyor nereden geldi? Fransa'dan mı geldi? Macir mi diyor bu? Avrupa'dan geldi. Nereden? Bulgaristan'dan mı geldi? O da Avrupa sonuçta. O da Avrupa yani. Birazdan geri geleceğiz. 19-17 yayın saatimiz. Azalarak bitsin dediğin ne var? Bu akşamın sorusu. Demek gerçekten bakın hala yanıyor telefonlar. Dedim hatlar. Sana. Kuaförden. %50 diyorum ya. Çok büyük sıkıntı var. Allah Allah. Hadi küçük bir anket daha yapalım. Hı. Arkadaşlar. Kadınlar özellikle. Erkekler. Azıcık çekilin bakayım. Kadınlarla Instagram'da anket yapacağız şimdi. Daha önce kuaförde en az bir kere ağladın mı ağlamadın mı? Hadi bakalım. Cevaplarınızı şu anda yorum olarak son fotoğrafımızın altına yığınız. Tahminleri alayım. Nursela yüzde kaç ağladım çıkar? %80 diyorum ben. Ağladım. Evet. 80. Ben de ağladım yani. Sen de mi ağladın? Evet. Ben en son mezuniyet saçı yaptırıyorum. Ama böyle Hollywood ünlerine özenmişim. Hani doğal olsun istiyorum. Hı hı. Ondan sonra dedim ki bak o şeyden sürmeyin dedim. O sprey bir de wax çünkü bizim Türk kuaförleri çok seviyor onu direkt yapıştırıyorlar. Evet. Ben sürmeyin dedikçe adam saçımı böyle inek yalamış gibi yapıştırmaya başladı. Ve artık bıraktım kendimi. Yani çünkü dedim bu yapıştıracak saçımı. Teslim oldum. Yapıştıracak bu iş. Sonra ağladım yani. Ha. Evet. Öyle mi peki bir zünette öyle miydin? Yıkadım saçımı sana. Aa. Evet. Ne yaptın? Ama bak bunu da yıkadım çok kendim var. Yaptım. Ha, bir daha sen yaptın. Evet. Aa. Ben mesela 5-6 defa falan yapmışımdır tekrar saçımı. Kendin. Bozup evet. Parayı da verdin. Verdim tabii canım. Baktım kötü. Ondan sonra sen bir bırak dedim bir keresinde hatta. Gerçekten. Oo. Sen bir bırak dedim. Açtım saçlarımı kendim yaptım. O altına başa falan yapmış. Daha güzel olmuştu zaten. Tabii ki daha güzel oldu.
Allah Allah. Ve bu kuzenimin düğünü falan da yani böyle hani önemli de bir şey. Ne şirretmişsiniz. Ama ya. Yani kusura bakmasın. Sen bir böyle elini ayağını bir çek bakalım. Sen bir çek bir azıcık uzaklaş. Arkadaş işini yapıyorsan. Ben paranı vereceğim. Sen, tamam para verilecek azıcık uzaklaş bir daha da gözükme gözüme. Bir saat gelme git kes. Git kes ben diğerlerinin saçını yaparım. Ben bir kere kuzenimin saçını yaptım düğünde ağlayarak geldi bu ne biçim saç diye dedim otur önüme. Vallahi billahi ya. Aa. Evet. Otur düğünde sen oturdu, saç saçını yaptım evet. Güzel oldu mu? Oldu. Çok da güzel oldu. Bayıldı. Allah Allah. Ay ne güzelmiş. Kızlar böyle işte Mesut'cum. Kızlar dünyasına hoş geldin. O yatakta ne muhabbet ediliyor anladın mı şimdi? Kızlar bu akşam işiniz var mı? Bir yer yatağı. Oğlum sizden muhabbet etmek çok güzelmiş ya. Sırt üstü bir yatsak. Tavana bir baksak. Mis. Neler neler. Bir de açık hava olsa var ya balkon falan. Hep anlattınız böyle evet. Şey. Birimiz damdan düşse ne güzel olur ya. Vizyon tevdeki. Bugün sahne... dikkatsin yarın koşabilir. O sahneye de bayılırım ya. Durum nasıl? Bugün dikkatsin yarın koşabilirsin. Ulan bir gün dikkatle. Kırık mı düzelirim? Kırıkmış ama dikkatsin bugün. Yarın koşsun. Hadi geleceğiz. 19.20 Rabarba devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hayli randımanlı bir yayının orta yerindeyiz. Azalarak bitsin dediğin ne var? Şu ağladım ağlamadımlara da bir bakalım öbür anonsun başında kızlar. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Yayının 1,5 saatini geride bıraktık hanımlar beyler. Joy Türk'te Rabarba'dayız. Azalarak bitsin dediğin ne var? Ana sorumuz ama daha önce hiç kuaföre gidip ağladınız mı diye sormuştuk kadın dinleyicilerimize ve öyle cevaplar geldi ki biz de okurken ağladık. Gerçekten şaşkınız. Bir tanesi demiş ki dinleyicilerimize istisim vermeden okuyacağım. Kuaförde utanıp evde ağladım demiş. O da var mesela. Çıkıp ağlayan yani. Evet. Kuaförden çıkıp ağlayan. Oğlum çok saçma yani. Çok mu büyütüyoruz acaba saçtır? Ama kadın için saç çok önemli. Evet. Tamam da yani. Allah Allah. mi? Sen Sezen Aksu gibi olunca üzülmedin mi? Bir için vurulmadın sana mı? Sana şöyle söyleyeyim. Bak yine Mastak'ta çalışıyordum Gizli Kim'de. O zamanlar Rock FM'de işte K-Rock vardı. İşte Sezen Aksu Şinan Aykal gibi bir tarafı küt ama bir tarafı uzun bir tarafı kısa. Tam bayağı belli yani. Bakınca böyle bir 10 saatte falan fark var yani. Böyle sallıyorum saçlarımı bir taraf sallanıyor bir taraf esiyor tamam mı? Böyle gözlerim dolu dolu çok hızlı yürüdüm Maslak sokaklarında. Böyle gözlerim sinirli sinirli çok hızlı yürüdüm. Bir makas alıp. Çok öyle oldu zaten öbür tarafı da sonra. Kısalttım ama yani bu kadar değilsen bu kadar çirkin olamaz. O neymiş hakikaten. Şu güzel baby face yüzümü düşünün tamam mı? Bunun 50 kilo azını düşünün avurtlarım çıkık tamam mı? Ve onun küt olarak 10 santim uzunluk farkı olan saçlı halini düşünün şimdi. Bunun 2 metre olduğunu düşünün ve 71 kilo olduğunu düşünün. Canlandıramadım. Bunu bir düşünün ve çok sinirlenmiş Maslak'ta hızlı hızlı yürüdüğünü düşünün. O çocuk var ya işte yani sana şunu söyleyeyim her şeyi ele geçirin. Ne lazım? Evet. Kuzey Kore mi? Yemin ediyorum yürü oraya kadar. O nükleer, öncü birlik. Nükleer füzeleri ağzına sokar kimse. Yani gerçekten o kadar her şeyi yapabilir o. Bence öyle yapmalıyız yani. Olabilir. Ya mesela işte Mercidabok Savaşı yılları. Saçlarını kötü kesip kesip kadınlarını yollayacağım meydana. Önden meydana. Hırsını aldın doğru valla ya. Valla olabilir. Yollayacağım meydana önden. Valla ne güzel olur. Çok güzel olur. Senin saçını bu kesti diye. Senin saçını Memlüklü kesti. Uyurken Memlüklüler kesti senin saçını. Sen bilirsin. Al bu da mancınık. Hangisi kesti benim saçımı? İşte bu kesti. En önde olan. Arabası çizik içinde olup boyatmayan satıncaya kadar o çiziklerle dolananlar azalarak bitsin. Neymiş boyatırsam satarken zor satarmışım kıyamam demiş. Öyle bir şey var değil mi? Başkasının arabasının dağınıklığına sinirlenen hassasiyetli bir insan cümlem düşmedi. Yani gerçekten öyle ama. Bazı insan öyledir. Arabası çok pistir. Mesela bizim Firuze'nin arabasına bindiğin zaman
Birkaç tane çocuğa basıyorsun yani. Çocuk unutulmuş daha evvel. Bebek mebek yerlerde duruyor. Yani 8 tane pet şişeye böyle onları kenara atıyorsun. Çantalar var, kartonlar var. Ya diyorum sen sürekli mi taşınıyorsun? Yani 30 yaşındasın. 10 yıldır tanıyorum. 10 yıldır taşınıyor olamazsın ya. Bu nasıl araba ya? Allah pimpis ya. Çamur içinde. Sokak daha temiz. Sokak daha işinlik. Sen bir söylüyorum. İndir beni yürüyeceğim de. Yani bir ağacın dibine... Kuma otursam bu kadar kirlenmem. Ha, ya, ya da orada benim belediyede işçi olan bir abimize hemen 2 dakika çağırıp abicim şurayı da bir halleder miyiz? Hiç aklımda yokken Firuze beni her bir yere bıraktığında durduk yere duş alıyorum. Yani durduk yere ihtiyaç hissediyorum. Yani. Yine tozlandım. Yine bir şey oldu yani. Pardon ya, ay buranın havası bir değişti. Tabii tabii, yine bir pisim diyorum yani. Bu kesin bir duş paklar beni. Azalarak bitsin. Araba var mı sende Nursen'e? Araba bende yok. Ayşenur'da var. E ablanda var. Evet. Ha, o kendi mi aldı? Kendi almadı. Kim aldı? Babam. Babam sağ olsun. Babam sağ olsun yazdım. Bu kızlar da patronuz diye geziniyorlar. Tamam mı? Bayağı baba büyük patron. Dükkanları var, franchise falan. Geçen beni WhatsApp'tan arıyor. Allah Allah. Yanlışlıklar. Ulan sen kim yanlışlıkla WhatsApp'tan arıyor. Deli midir dedim. Bakalım sizden gelen cevaplara sevgili dinleyiciler. Bu arada ağlayan ve ağlamayan kuafördeki kadınlar sinirlenmiş. Ağlamayan kadın değildir. Oh. Hangimiz ağlamadık? Ağladım of course. Ağladım of course komikmiş. Kaşımı Adile Naşit kaşı gibi yaptılar. Hüngür hüngür ağladım demiş. Oh, kaş. Evet. Ne demek mesela kaş nedir? Bak kaş. Ya onu soruyor olabilir kaş mi? Kaş ne midir? Kaş neydi? Tabakası. Ama bunu Allah Allah. Evet. Kaş nedir ve ne için vardı? Kaşını. 25 dakika bunu konuşacağız. Kaş nedir, niye var? Buyurun. Kaşını böyle incecik sanki böyle kalemle çizmişsin gibi almış da almış. Mesela kaşı oymak diye bir şey var. Terim mi var? Tamam, tabir var. Tabir var, evet. Kaşın içine girmek. Şuralardan inceltmeye başlar. Hele de şu aralar asla kimse yapmasın, kalın kaş moda. Bir ara tamam incecik yay gibi kaşlar modaydı da. Kalın kaş mı moda? Tabii ki. Hiç öyle bir şey yok. Kalın öyle kaş mi? Moda, hatta natürel kaş moda alınmamış böyle. Yok o hiçbir zaman. İnsanlar kaş ektiriyorlar sana. Kaş yaptırmayan insan yok şu anda neredeyse. Aa, benim mesela kaşlarımı çok överler. Kadınlar. Bakın bakayım alıcı güzel, gözle. Alın, güzel alın. Evet. Güzel evet. Hiç temiz almadım. Yani. Hiç almadım. Temiz. Yani böyle hiç erkek kaşı gibi değil mi? Böyle derli toplu. Evet evet. Vallahi üç kadın oturuyoruz ha. Altın kızlar devam ediyor. Ben Dorothy, Blanche ve Sofia. Gerçekten artık insanlar kaş ektiriyorlar. Altın kızları hatırlayanlar başladı gülmeye. Geçkinleri yine güldürdük. Yani biz o kadar geçkin değiliz bence ama biliyoruz. Altın komik kızları. Geldi yine de. Allah razı olsun. Lütfettin manyağa bak. Vallahi fena değilsin Aymış'ın. Zaman zaman komiksin. Bir de Altın Kızlar'ın bir tanesiyle bir dizi yapılmıştı. Yine öyle Altın Kızlar gibi yakın zamanda. Yo yo, yabancı bir dizi. Ha. Türk versiyonunu da yaptılar ya, Türkan Şoray oynuyordu. Ha, güzel de oldu. Evet. Erkek olarak ağlamanın eşiğine geldim kuaförde demiş Bursa'da. Favorileri kısaltalım dedim, ince olsun manasında. Emin misin demedi. Usturayı kulak üst hizasından vurdu, kaldım favorisi demiş. Gerçekten bunu böyle bir arkadaşım görmüştüm, favorisi yok. O favorisi çok böyle özgüvensiz, çok böyle yani. Bir şey değil mi, tas geçirmiş gibi oluyor kafasından. Bir de böyle dolandırılmaya çok müsait. Azıcık saf alık gibi oluyor favorisizler. Şimdi burada kimseyi de karşıma almak istemem ama yani favorin yoksa da dinleme bizi birader. Kimseyi de karşıma maksadını aşmasın da. Yani sanki favorisiz insan hırsız gibime geliyor. Güvenmem. Değişik. Bir favorisine bakarım favorimi diye. Ha, bir gözüne bakarım bir favorisine. Bir de dişlerine bakma, suçum yerinde mi? Vay çok güzelmiş. Naz'ın babası bankacı belli ki. En tepeden en dibine herkes bankaları sövmeyi bıraksın. Kimse zorla para almıyor. Alırken iyi, öderken kötü. Geciktirmeyin ya demiş. Yemin ediyorum özel banka mesaj atmış bize. Hani gelir ya telefonuna. Instagram'a atmışlar. Mesut Bey, banka bayramdan önce geciktirmesinler ha. Herkes vakit ödeyin Mesut Bey. Vakitli yatırsın. Fıtır fıtır kredi veriyor bankalar. Evet. İhtiyaç kredisi diyor. Bir de geçen bir laf duydum 2 sene önce. Şimdi bıraktılar onu herhalde, suç diye. Hibe kredisi diye. Kafam çok karıştı kavramdan yani. Acaba hem hibe hem kredi. Ne o? Hibe kredisine acaba hani ödemiyoruz mu geri? İşte hibe dediğin şey aslında ödenmemesi gerekiyor. Onu diyorum. Şimdi bir banka dese ki alınlar ne kadar alıyorsunuz, hiç de geri istemeyeceğim dese. Yani sıfır faizse belki hibe gibi sayılabilir. Sonra borç gibi yani.
Ha, o hibe mi denir ona? Yok, denmez de hani belki kredi hibeliğinde al parayı istediğini yap gibi. Tabii canım, hibe tabii. Odur yani. Hibe al bulanındır. Evet. Hibe bulanındır. Hibe öyle işte. Hani. Bende çok var, biraz da senin ha, olsun kim gibi. Kim bulduysa parayı o yani hibe. Değil mi yani? Değil. Siz şimdi yeni tanıştınız ya, çok isterim biriniz birinizden borç alsa. Ben böyle çok Merve. insan ilişkilerini zorlamaya bayılırım. Yani, patron bu ama ben ondan isterim. Yani yeni tanıştınız ya böyle bana da böyle hani çaktırmadan ayıp olmasın diye burada kafede konuşurken. Ben, bir iş var derim ben aslında, girelim mi? Yok öyle değil, normal borç ya, karşıya büyük geçeceğim. Büyük düşünüyorum diye. Ben çakallık, hemen çakallığa yattım. İşte bak, ben karşıya geçmek için direkt büyük ufak borç. Abicim dilenci değilim, 5 lira lazım karşıya geçeceğim. Dursene Angora tavşanı işine girelim. Çok bir büyüyecekmiş. Saat, bir saat olmuş onların dişlerinden. Nursena ağlayan kadınları avutalım mı? Ne diyorsun? Böyle bir omuzumuzu açtık mı? Gel gel. Bir sürü ağlayan kadın var. Saç da yapabiliyorum. Hastalık hastaları azalarak bitsin. Var mı etrafınızda böyle ay hasta oldum, ay oyun var buyum var diyen? Babam. Delirten. Aa. Hep hasta. Turp gibi mi ama? Ya turp gibi de değil de biraz abartıyor. Bence. Öyle mi? Çünkü evde en çok hasta olan kişi annemle beniz. Bir de mesela biri hasta olunca ben de hastayım diyoruz. Nerede sen de hasta? Ya biz de hasta olamaz mıyız ya? Evet, evet, hep öyle yapıyor bir de hastalık, evet. Hastaları böyle. Hiçbir zaman sen yeteri kadar hasta olamazsın. Aa, yani. İnanmıyorlar. Melike çok de hasta. Öyle mesela, benim kardeşim. Ha. Bir şey, abla benim fıtığım varmış. Nereden varmış? Kendi ölçüyor biçiyor, YouTube'a yazıyor, bir internete yazıyor mesela bir yere. Abla bence benim fıtığım var. Benim romatizmam var. Bitmez onun hastalığı. Benim işte şuramda bir şey çıktı. Bence bu böyle bir şey. Abla benim tansiyonum çok düşük. O evde oturmaktan sarıyor işte kendini. Yok yok, evde de oturmuyor. Ha, çalışıyor evde mu? Oturuyor. Çalışıyor tabii canım. Nerede? İşte bir kafede çalışıyordu. Şimdi oradan ayrıldı. Bizim kafede çalışıyordu. Staj yapıyordu. Şimdi artık Nursenalların kafeye gönderiyor. Allah Allah. Hadi gelelim birazdan. Bir şarkı dinleyelim şimdi Pinhani. Sen olmayınca. Sonra burada olacağız arkadaşlar. Ayrılmayınız bir yerlere. Rabarba devam ediyor. Nursena Yılmaz, Merve Polat, Mesut Süre kadrosuyla. Mesut Süre ile Rabarba devam ediyor. ...19.46 yayın saatim sevgili dinleyiciler. Bu saate kadar dinleyen dinleyicilerimizin bir farkı olsun. Saat 8'e 13 varken sesimizi duyan binler. Ne haber? Ne oldu? Ne haber? Cevap bekliyormuşuz gibi. Ama ne haber? İyidir. Şimdi arkadaşlar, Antalya'ya tatil hediye etmiştik geçtiğimiz günlerde. Ve 5 yıldızlı bir otelde full konaklama ve ulaşamadık. Kazanan dinleyicimizi DM'den yazdım. Aa. Dönmedi ve süresi bitti, boşa çıktı anlayacağınız. O zaman ben biz gidiyoruz. Bugün de şöyle oldu, çekiliş yaptık, Merve ile Nursena'ya çıktı. Bunda bir bit yeniyi arayan da şarlatandır, kusura bakmayın, vatan hainidir, onu da söyleyeyim. Ama çekiliş yapıldı, çıkmadıysa bence zaten şey gibidir, hani konukların olması gerekiyor. Tabi tabi, konukların canı cehenneme diyerek anonsumuza devam ediyoruz. Hani mesela pasta yaparsın, misafir gelmez o gün, o ev sahibinin, evet. Artık İşte 19.48 dinleyicisi, hem de çok da öyle böyle çok çok da insan kalmadı, şansınız da yüksek. Tek yapmanız gereken, eğer ki Antalya'ya ben giderim tatile diyorsanız o çift kişilik konaklamayı, Instagram'dan @joytürkradyoyu takip etmeniz. Zaten takip ediyorsan da bırak takip et sevgili dinleyici. Bu akşam arkadaşlarım bir kişiyi seçecekler oradan. Zaten son fotoğrafımızı oradan repost ettik biz de. @joytürkradyo takip etmeniz yeterli. Bakın şu anda 8 kişi takip etti sadece, şansınız yüksek. Onu söyleyeyim sevgili dinleyiciler. Bayağı bildiğin tatil veriyoruz yani. Ulaşamadığımız için diğer dinleyicimize bu anonsa kadar kaldı. Fena değil, arttı azıcık. Şu an ama 50 falan, yine şansınız yüksek yani. Normal zamanda ben bunu 6'da desem coşardı da. Binler. Bak bana yani şimdi. Yarın da ilk anonsu açıklamış oluruz. Bugün seçeriz. Aklınızda bulunsun. Instagram'dan @joytürkradyoyu takip etmeniz yeterli sevgili dinleyiciler. Zaten takip ediyorsan da bırak takip et. Hanımlar çok güzel yayın oldu valla. Evet. Açılıyor yavaş yavaş. Biraz kendime geliyorum. İlk yayınında bir cümle, bugün 4. Hayır, bugün tatlıydı bence. Ya tamam, 4 cümle yani. Fena değil yani. O senin tatlılığı. Ne ara siz böyle cemciye kusar mısınız? Sen ama ne zaman benimle bir konu
işte bir araya gelse hep kıskanıyorsun. Çünkü hemen canciğer oluyorum. Sen evet yani gerçekten. Erkek de olsa kadın da önemli ben değil. Ben seni yakında kovacağım. Ben bu kadar hareketli insan işçisi iyi kadın konuk sevmem. Yani ben biraz demir gibi kadın konuk istiyorum. Bakıyorum Firuze, bakıyorum Pervin, bakıyorum yani, ben hepsi demir gibi var yani ya. Yani şöyle söyleyeyim, Ali Erona gibi konuklarım olsun istiyorum. Böyle avucunun tersiyle tokatlasın geldi. Ama yok. Başıma da gelen ya. En son alacağım revolverimi. Bana insan vurdurtacaksın ya. Allah Allah. Arkadaşlar bir tane daha hikaye okuyup kapatalım. Ah hadi. Atilla Atalay'ın evet. Hikayelerinden şöyle kısa bir tane bulalım. Ha, buldum valla kısacık. Güvenli temizlik. Bakalım nasıl? Korkuyorum da. Ben de heyecanla bakıyorum. İnşallah öncesi falan yoktur. Böyle normal. Havada kalan bir şey okumayız. Atilla Atalay'ın Ebe Kulak kitabı şu an elimizin altında. Bu noter işi artık tüketiciyi kesmiyor Ferruh. Her alt noter huzurunda. Bütün deterjanlar noterli. Noter ötesi bir temizlik ve güvenlik garantisi vermemiz lazım. Deterjanımız için ayrıca iki de kefil mi göstersek ne yapsak? Kutusuna TSE damgası, damga pulu ve kızıl maskenin iyilik mührünü falan da basarız. He Ferruh ne diyorsun? Natır huzurunda deneyelim bir de. Natır var ya hani hamamlarda kadınları yıkıyor. Bir nevi tellak yani. Okumayacağım. Yani zirvede bırakmalıydık. Yani, yani programımızın başında halbuki yani mis gibiydi. Değil mi kızlar? Evet yani program, güzeldi. Güzeldi, güzel okuduk. Çok güzeldi. Yani burada bu kelime şakalarıyla durduk yere. Kitabın basım tarihini öğrenebilir miyim? Yani dün. Yazım ve basım tarihine. O yüzden zamanında çok iyi çalışmış olabilir o yüzden. Şimdi hemen kötülemeyelim. Yo tabii kötülemeyelim ama bu hikayede yani olmaz olsun. O say biraz zorladı. Yani bu ne ya? Natır biraz, matır. Biraz öyle oldu. Natır evet. Natır dedi değildir inşallah diye okuyorum. İnşallah değil. Natır. Öyle dememiştir. Ama demiş yani. Aksanmış o aksan. Üzdü bayağı o da beni. hadi bir podcastçilere şifre verelim de gidelim artık. Kızlar bu 6'dan bu yana biz ne konuştuk neye çok güldük? Kuaför. Ha güzel. Evet kuaför damgasını vurdu. Şu olsun mu? Kuaförde hüngür hüngür. Bu akşamın şifresi. Evet. Podcastçiler. Bu akşamın çok güzel yayın oldu. Haftanın en iyi yayını olmuş olabilir. Gerçekten. Bu akşam hakikaten öyle. Şahane. Yani 4 yayının içerisinde ya birinci ya dördüncü. Yani, çok sağ ol ya. Arada yani öyle söyleyeyim. Her yayını zaten en iyisi buydu diye kapatıyorum. Yani bunu kanmayın artık. Size de bir artık bir kere de bir gerçeği söyleyeyim. Bu akşamın podcastçilerin şifresi sevgili dinleyiciler. Kuaförde hüngür hüngür. Instagram'da güzel bir klima da olurmuş. Olur vallahi. Kuaförde hüngür hüngür. Yani bu ruh durumunu ilk defa ben tecrübe ediyorum bu gerçekten akşam. Gerçekten mi? Gerçekten öyle. Yani ağlamak kadar yükselebileceğinizi hiç düşünmemiştim. Samimi söylüyorum. Ya günlerce ağlarsın ya. Ya ne yapıyorsun? Vallahi günlerce ağlarsın. Kendini kesersin. Bak o kaşımı aynada görsem günlerce ağlarım. Kaş çok önemli. Aynaya her baktığımda ağlarım. Kaş önemli mi? Çok yani mesela önemli. Yanlış kesse kaşınızı bir şey olsa. Kesmiyor da. Yani işte. Alıyor evet. Alıyorum. Ben hiç anlamıyorum bu işlerden. Satırla girmiyor mu? Kadınların suratına öyle biliyorum ben. Ustura ustura şu var yani. Usturayla alıyor kaşı kenarlardan. Tamamen kaşsız kalsanız. Ay Allah korusun. Allah korusun. Deme öyle şeyler ya. Yani. Şey. Çok korkutucu bir şey. Hayır çünkü. Be kuaföre girdiniz yanlışlıkla tamam, diyorum. Tamam işte çok korkutucu bir şey. Bak, çıkar gene. Yok. Çıkmıyor mu? Kısıyor. Bir de kaşın küsme durumu var. Evet. Kaş kime kısar. Kısıyor lan kaş? Kaş bize sana. Kısıyor. Herkese küsebiliyor. Neden? Kestik diye mi? Evet. Aldık evet, diye mi? Çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Aa. Küsüyor. Evet. Onun var ya ben. Şimdi yayında olmasak. Yayında olmasak kaşıma iki çift lafım vardı. İçinde zürriyet geçen, şarapçana geçen, tıynet geçen bir takım laflarım vardı ama dua etsin yayındayız. Senin telinin diye. Yani ben o kaşımı anası babası tanıyamaz. Beni delirtmesin burada. Onu öyle bir pataklarım ki. Hadi gidelim. Nurşen Hacım ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yine beraberiz. Tamamdır. Merve'm. Canım. İyi ki geldin. İyi ki geldim. Sen eski konağa. Merve'm iyi ki geldin. Sana öyle değil. Bana Nursena. Nursena. Yalnız kaldığımızda da kuzum der.
Allah Allah. O da bana kro der hep. Biz kendimizde öyle flörtleşiyoruz. Keşke Nursena olmasaydı bugün. İkimiz ya işte. Yani çok yalnız kalamadık ya. Evet, bugün yalnız kalamadık. Tuvalete falan da gitmedi ki. Bekliyorum, gözünün içine bakıyorum. Su içer. Yanımızdan da bir dakika ayrılmadım tut, yani. Tutturdu tuvaletlerde, diyor ki bana sen de gel göster. Çocuk gibi ya. Anası babası artık nasıl büyütmüşse. Damacanın yerini gösterdim ben. Susarsan içi falan diye ama hiç anlamadı. Yok. Evet, hep dibimizde. Çocuğumuz gibi ya. Geldiğimizde kal madem. Allah'ın cezası. Artık hep buradayım. Ama düşün. Üçümüz. Yer yatağı, tavana. Şu anda eski bir dizi vardı, Bu Dünyanın Dışından diye. Ivy diye bir kız zamanı durduruyordu böyle, iki parmağını, iki işaret parmağını uç uca değdirip zamanı durdururdu. Uzaylıydı babası. Hatırlayamadım. Bunu şimdi, bunu bilenler gerçek geçkinlerdir. Dur ulan, soruyorum artık, gider ayak. Instagram'dan Mesut Süre hesabına son artık bu anonsun buralarda bile dinleyenler cevaplasın. Bu dünyanın dışından babası uzaylı Ivy'yi, zamanı durduran Ivy'yi hatırlıyor musun, hatırlamıyor musun? Biz anonstan çıkıyoruz. Ben şimdi bakacağım Instagram'dan. Yüzde kaçınız gerçekten geçkin? Siz gençsiniz bak. Şu anda yırttınız evet, yani. Ben de hiç yok. Bilmiyorsunuz. Biz yani genciz bunu. Yok, hiç bilmiyoruz. Duymadık. Bizde Selena falan var. Evet, Selena. Bir de Sabrina. Bendeki en şey, aa, eski evet. Sabrina. O donduranlardan. Bir de tatlıcadı. Joy Türk ağırlığını koydu, müzik girdi arkadaşlar. Bak bitmiyor yayın. Hadi hoşçakalın. İyi perşembeler. Bay bay. Mesut Süreyle Rabarba sona erdi.